Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 2017 model Ford Courier'ın lastik basıncı gösterge ışığı söndürme işlemi, resetleme ya da sıfırlama işlemi yapacağız. Hadi başlayalım. Bu işlemi her lastik basıncı ayarından sonra ya da lastik değiştirince yapmamız gerekir. Bu arada Ford Courier'ın ön arka lastik basınçları 32'dir arkadaşlar. Lastik basıncı ile alakalı detaylı bilgiye tam da sol şoför kapısı direğinde bakın şöyle etiketi var e, yük değerlerine göre e, lastik basıncınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar gösterge panelinde lastik basınç e, işaretimiz tam da şu. Bu biz her kontağı açıp Kapadığımızda çek edilir Kontrol edilir tekrardan söner Problem olduğu zamanlarda ise e, Sürekli yanar arkadaşlar Peki bunu nasıl çözeceğiz Bu işlem için Aracımızın kontağını açacağız arkadaşlar Ekranımız açıldıktan sonra Şimdi e, Bakın şurada bir menü Tuşu var o menü tuşuna Şöyle bastığımız zaman ekrana dikkatlice bakın Burada ayarlara Gelmemiz gerekir şu tuşla Bakın aşağıya doğru ineceğiz. Ve araç ayarlarına geleceğiz arkadaşlar. Araç ayarına gelince OK tuşuna basıyoruz. Ee, bakın en üstte çekiş kontrol var. Bir altında lastik kontrol var. Ee, ona gelebilmemiz için yine şok, şu ok işaretiyle lastik kontrolüne geliyoruz. Daha sonra OK tuşuna basıyoruz. Lastik basıncını sıfırlamak için diyor. OK tuşuna basın diyor arkadaşlar. Şimdi OK tuşuna basıyorum, basılı tutuyorum. Ve lastik basıncımız sıfırlandı. Yine OK diyoruz. Ve böylelikle işlemimizi yapmış oluyoruz ve sistemimizi sıfırlamış oluyoruz arkadaşlar. Eğer sisteminiz bu işlemleri yapmamıza rağmen hala e, sürekli göstergedeki ışığı yanıyor ise lastimiz patlak olabilir. Yani havayı basıyoruzdur tekrar e, iniyordur lastimiz patlak olabilir. Lastiğin içinde hava basınç sensörleri var. Onlar arızalanmış olabilir. Burada şuna dikkat etmek gerekir. Yaz ve kış lastiklerini takarken ya da lastimiz patladığında lastiğe müdahale ettirdiğimizde o sensörleri lastikçiye söktürüp taktırırken dikkat etmemiz gerekir. Yoksa sensörler işte ile makineyle zarar görüp sistemimiz arıza verebilir arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.